Fehim Paşa Konağı adlı oyunla ilgili bu parçadan hareketle oyundaki temel çatışmanın anlaşmazlık ve öfke, kavga ve aşk, korku ve acı, açgözlülük ve kibir, yalnızlık ve yabancılaşma kavramlarından hangisi etrafında biçimlendiği söylenebilir diyor arkadaşlar. Yusuf'un sıkıldım ben bu kabadayılık oyunundan hiç kimse sevda şarkısı söylemiyor. Ela gözden, güzel yüzden, çiçekten, böcekten söz eden yok. Yalnız çığlık atıyoruz. Az, kes, vur, kır, döv, yak, yık, saldır, daldır, öldür. E bu böyle giderse mutluluğu uğrunda silah sarıldığımız halktan geride tek canlı kalmayacak sözüyle oyun biter diyor arkadaşlar. Anlaşmazlık değil. Korku değil, açgözlülük, yabancılaşma yalnızlık değil. Kavga ve aşk olacak arkadaşlar. Cevabımız 5 şıkkı. Birinci grupta verilen eserler ikinci grupta verilen sanatçılarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Nesteren Abdülhakamit Tarhan arkadaşlar. Çok bilen çok yanılır Recaizade Mahmut Ekrem'in eseri. Zor nikah Ahmet Vefik Paşa'nın eseri. E, kokan ayatıyor arkadaşlar direktör Ali Bey'in eseri. Bu şekliyle baktığımızda ne olacaktır tabii ki? Sergüzeşli perviz olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Adana Şıkkı olur. Evet, şöyle Adana Şıkkı dedik. Sergüzeşli perviz Ali Haydar Bey'in eseridir. Şöyle Ali Haydar dedik ve cevabımız Adana Şıkkı olur dedik. Bu parçadan söz edilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Ön sözünde yazarının edebiyat ve tiyatro hakkındaki bütün görüşlerini toplayan, 15 perdelik bu eser Moğollara karşı Türk İslam dünyasını korumak için girişilen mücadeleyi anlatır. Oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır. Olay karşılıklı konuşmalar ve hitaplarla yürütülür. Yazar zaman, olay ve yer birliğini dikkate almamış. Kişileri süslü sözlerle konuşturmuş, yazarın İslam Birliği ülküsü bu eserde en güzel şekliyle işlenmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda eşber değil Aruz'la yazılan ilk tiyatro biliyorsunuz Abdülhakami Tarhan. Afife Angelik değil, Çengi değil arkadaşlar bunu da eliyoruz. Celalettin Harzem Şah Kemal'in tiyatro eseri cevabımız Denizli. Azar ya Ahmet Vefik Paşa'nın değil dediğim gibi cevabımız Denizli şıkkı. Buna göre bu eleştirilerin yöneltildiği eser ve eserin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Aşağıda aynı eserle ilgili farklı araştırmacıların eleştirileri verilmiştir. Piyesin konusu iş bilir. Aklı başında bir dost tarafından ufak bir rüşvetle düzeltilen hileli bir evlendirme vakasıdır diyor. Bu ana vaka üzerinde birbirini görmeden görücü usulüyle evlenme Adeti eleştirilir. Ferdi hayata ve seçimlere mahallenin bütün olarak karışması, düğünlerin büyük masraf gerektirmesi, yapılan haksızlıkların rüşvetle düzeltilmesi türünden nice bozukluk dile getirilmiştir diyor arkadaşlar. Bir töre komedyasıdır biliyorsunuz ve Gürcü usulü evliliğe dayanır arkadaşlar. İlk tiyatro oyunumuzdur aynı zamanda. Şair evlenmesi Şinasi'den bahsediyoruz. Cevabımız Denizli Şıkkı. Bu sözlerden hareketle epik tiyatro ile ilgili saptamalarından hangileri doğrudur? Aşağıda epik bir tiyatronun bitiş sözleri verilmiştir. Değerli seyirciler kızmayın sakın. Biliyoruz böyle bitmemeli oyun. Yolumuzu aydınlatan bir masaldı. Elimizde bu acıklı sonuca vardı. Şaşkınız uğradık umut kırıklığına. Perde kapandı karşılık verilmedi sorulara. Kesenizi boşalttık, gene bulamadık. İnsan mı değişmeli, dünya mı? Oynanan oyunun arka planındaki toplum gerçeği, mesajı verilmeye çalışılır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Oyunda hiçbir sonuca varamamış görünerek seyirci yargıya ulaşır. Evet doğru çünkü böyle bitmemeli oyun falan diyor. Doğru. Ee, Seyircinin duygularından çok düşüncelerine seslenilir. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız Edirne Şıkkı olacaktır. Euripides'in Helena abla oyunundan alınan bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Korkunç endişeler yetmiyormuş gibi şimdi de dayanılmaz acılarla karşılaşan ey zavallı Helene bu acıyı hangi hıçkırıklarla ifade edebilirsin? Bol gözyaşı dökerek mi, iniltili şarkılar söyleyerek mi yoksa matem çığlıkları kopararak mı? Ey tatlı sesli sirenler, neden iniltilerime kavallarınızla" katılmak için koşup gelmiyorsunuz koro. Erguvan renkli elbiseni güneşin altın ışıkları altında kurutmak için şu yakınlarda menekşe renkli dalgacıkların yanında çimenlerin hafifçe kımıldandığı çayırıkta bulunuyorum. Acıklı iniltiler ve bir ölüm şarkısı kulağıma çalındı. Ama bu matem şarkısı sazla söylenmiyordu. Bu ağlayan bir kadının dudaklarından dökülüyordu. Hangisi söylenebilir bu parçayla ilgili diyor arkadaşlar. Dram türünde yazılmıştır değil. Yalnızlık teması hayır. Sade ve sanatsız bir anlatım. Tam tersi arkadaşlar. Gayet sanatlı bir anlatım. Mensur şekilde yani düz yazı şeklinde yazılmıştır. Kesinlikle Denizli doğru. Romantik akımının etkisindedir. Bu da değil. Cevabımız D şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Abdülhakamit Tarhan'ın manzum mensur bütün tiyatroları içinde edebi bir zafer olan nokta 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 sanatçının İngiltere'de yazdığı felsefi, sosyal, ruhsal, beşeri büyük bir insanlık dramıdır. Konusunu Abdülhakamit Tarhan'ın İngiltere'de bulunduğu yıllardaki Londra hayatından almıştır. Kötü düşünce ve hırsın insana verdiği zarar üzerine kurulan bu eser sahneye konmaya uygun değildir diyor arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle bir eleyelim. Eşber zaten Aruzla yazılan ilk eseri biliyorsunuz. Tarık değil. Finten'den bahsediyor arkadaşlar. Finten'dir cevabımız. Yani Adana şıkkı. Tanzimat dönemi tiyatrosu ile ilgili yukarıda açıklamaların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor arkadaşlar. Darül Bedai Tiyatrosu Ahmet Mithat'ın Çerkez Özdenleri adlı dramının hürriyet duygularını uyandırdığı bahane edilerek kapatılmıştır diyor arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi'nin Çerkez Özdenleri e, oyunun sahnelenmesi nedeniyle arkadaşlar Gedikpaşa Tiyatrosu'nun yıktırıldığı düşünülür. Dolayısıyla Darül Vedai Tiyatrosu değil cevabımız Adana Şıkkı. İlk dram denemesi Hayrullah Efendi'nin yazdığı hikaye İbrahim Paşa ile İbrahim'i Gülşen'e'dir. Eser geç bulunmuştur ve teknik bakımdan kusurludur. Doğru. Tanzimat birinci dönem sanatçıları tiyatroyu sosyal fayda sağlamak için kullanırken, Tanzimat ikinci dönem sanatçıları tiyatroyu okunmak için yazmıştır doğru. Birinci dönem tiyatroları mensur düz, yalo, düz yazı olarak yazılırken, ikinci dönemde manzum şiir tiyatrolar yazılır doğru. E, tiyatro bir eğlence ama eğlencelerin en faydalısıdır diye Namık Kemal tiyatro ile ilgili görüşlerini Celalettin Mukaddimesinde ortaya koymuştur. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı. Bu diyalogtan saptamalarından hangisi yapılabilir? Gazeteci edebiyatımızda ilk epik tiyatro örneği olan bu eseri büyük bir hayranlıkla izledikten sonra yazarın sadece oyun yazmadığını, Türk öykücülüğünde de önemli bir yeri olduğunu öğrendim. Keşanlı Ali Destanı arkadaşlar. İlk epik tiyatromuz Haldun Taner'in. Evet Keşanlı Ali Destanı kime aitti? De? Haldun Taner'e aitti. Şöyle. Devam edelim. Ben onun bütün öykülerini okudum. Bu öykülerin Türk öykücülüğünün özelliklerini kavrayabilmek için mutlaka okunması gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Diyalogda söz edilen sanatçı Haldun Taner'dir doğru. Gazeteci Keşanlı Ali Destanı adlı oyunu çok başarılı bulmuştur doğru. Sanatçı Şişhane'ye yağmur yağıyordu kitabını Türk öykücülüğü açısından e, önemli bulmaktadır. Şişhane'ye yağmur yağıyordu arkadaşlar Haldun Taner'in bir öyküsü. Bu da doğru. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. Bu parça ile ilgili çıkarımlarından hangileri yanlıştır? Kişiler arasındaki anlaşmazlığı ortaya koyan çatışma var. Kahramanlar psikolojik ve fiziksel özellikleriyle verilmiş. Oyuncuları yönlendirmek bakımından konuşanın hareketleri durumu ayrıç içinde açıklanmıştır. Dramatik örgünün zamanı ve mekanı belli değildir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Mehmet birden Turhan'a dönüp benim yeni lalam kim olacak? Anne mührümü kime vereceğim? Turhan şaşırmış mahcup bakarken keskin Murat'ı göstererek saltanatını bütün tehlikelere karşı koruyan Yeniçeri Hoca'nın başı Murat Ağa kulunuz uygundur sadrazamla artık lalanız odur. Mehmet kalkıp mührü götürmeye davranınca Turhan otur yerine oğlum Kösem Turhan'ı çabucak süzüp Mehmet'e gülümseyerek elbette alın mührü Murat Ağa alın da Murat Paşa oğlum bir an önce. Kösem Mehmet'e mührünüzü lalanıza teslim edin. Mehmet kararsız Turhan'a dönerek anne kösem yumuşak ama buyururcasına ver mührünü sadrazamın yavrum. Büyük validen söylüyor sana Turhan. İster istemez büyük validenin dediğini yap oğlum diyor arkadaşlar. Evet kişiler arasındaki anlaşmazlık bir çatışma söz konusu. Mührü al ver işte kösem ver diyor vesaire doğru. Kahramanlar psikolojik ve fiziksel özellikleriyle verilmiştir diyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok fiziksel özellik. Oyuncuları yönlendirmek bakımından konuşan hareketleri durumu ayrıç içinde verilmiş. Evet gördüğünüz gibi Turhan şaşırmış mahcup bakınırken diyor. Dramatik örgünün zamanı ve mekanı belli değildir. Zaman ve mekan belli değil bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı olacaktır.